Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine faktöriyel, asal ve aralarında asal sayıların birinci testiyle devam ediyoruz. 0 faktöriyel nedir arkadaşlar? 1'dir. Bu 7 faktöriyel de 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazarsam bakın 6 faktöriyeller birbirine götürecek ve 7 kalacak. Çarpı 2 faktöriyel de 2 olduğu için 2 yazdık. Burası 8. 8 çarpı 2'den de 16 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 2'ye. K eşittir 6 faktöriyel 6, 7 faktöriyel olarak verilmiş. Bakın bu ifadenin K cinsinden değerini ne yapıyor arkadaşlar soruyor. Bakın burada küçük olanı parantezine alacak olursam K eşittir 6 faktöriyel 6, 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazdım. Buradan da K eşittir 6 faktöriyel ortak parantezine alırsam 7 tane burada 6 faktöriyel, bir tane de burada ne olacak arkadaşlar? 8 tane 6 faktöriyel olmuş olacak. K'yı bulduk. Buradan da 6 faktöriyel ortak parantezine alacak olursam 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 3 çarpı 6 faktöriyel. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 7 eksi 3'ten de 4 gelmiş olacak. Öyle değil mi? Buradan 6 faktöriyeli biz yalnız bırakalım. Yalnız bırakalım. Ne olacak? 6 faktöriyel eşittir k bölü 8 olacak. Burada 6 faktöriyel yerine k bölü 8 yazacak olursam 4 ile de çarptığım zaman bu ifade k bölü 2'ye eşit olmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 3. soruya. Bakın şöyle bir işlem tanımlamış. İçindeki sayı neyse bir fazlasını almış faktöriyel olarak yazmış. Burada içindeki sayı n eksi 2 olduğuna göre bir fazlası ne olacak? N eksi 1. Bir de faktöriyel yazacağım arkadaşlar. Bölü. Bu içindeki sayı n eksi 3. Bir fazlası n eksi 2 olacak. Faktöriyel eşittir 6. Bakın büyük küçüğün cinsinden atacak olursam n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Bakın bunlar birbirini götürecek. Bu 6 eşittir. N eksi 1 6 ise n değeri de buradan 7 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 4'e. A ve B pozitif tam sayılardır. 14 faktöriyel eşittir 4 üzeri A çarpı B olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bizim şimdi bir pratiğimiz var değil mi arkadaşlar? O pratiği uygulayabilmek için bir kere buradaki asal sayıların, buradaki daha doğrusu sayıların asal sayı olması gerekiyor. 4 asal sayı değil. O zaman ben şu şekilde bir düzenleyeyim. 14 faktöriyel eşittir 2 üzeri 2a çarpı b şeklinde. Şimdi ne yapacağım? 14 faktöriyelin içinde kaç tane 2 çarpanı var arkadaşlar? Hemen pratiğimizi uygulayabilelim. Bir daha söylüyorum. Buradaki sayının arkadaşlar pratiğimizi uygulayabilmek için asal sayı olması lazım. Tamam mı? 14'ü 2'ye bölüyorum 7. 7'yi 2'ye bölüyorum 3. Bölünebildiği kadar devam ediyorum. 3'ü 2'ye bölüyorum 1. 1 artık 2'ye tam bölünmediği için burada bırakıyorum. 7, 3 daha 10, 1 daha 11. Burada arkadaşlar bu sol tarafta 11 tane ne varmış? 2 varmış. 11 tane 2 varmış. O zaman bu A'nın alabileceği en büyük değer ne olur arkadaşlar? Bakın burada en fazla 10 tane 2 olabilir değil mi? 10 tane 2 olabilir tam bölünebilmesi için. Buradan 2A eşittir 10. A da buradan ne olacak? 5 olacak. Burada A ile B pozitif tam sayı diyor ya arkadaşlar. Buraya ben A'ya 5,5 veremeyeceğimden dolayı o yüzden ne verdim? En fazla 5 vermiş oldum arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Burada 14 burada şurada arkadaşlar 2 üzeri 11 çarpı şimdi bu 14 faktöriyelin içinde 3'ler var değil mi? 5'ler var, 7'ler var efendim işte 11'ler falan var. İşte o geri kalanlar şunlar arkadaşlar B'ye kalmış oluyor tamam mı? Evet. Geldik 6'ya. K ile M pozitif tam sayılardır diyor. Yine 42 faktöriyel bakın buna eşitmiş. Olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 12'ye bakıyorum asal sayı değil. Hemen asal çarpanlarına ayıracağım. 42 faktöriyel eşittir. Şimdi 2'nin karesi çarpı 3 değil mi? Bunun üstünde de K var. Çarpı M. 42 faktöriyel eşittir. 2 üzeri 2K çarpı 3 üzeri K şeklinde yazabilirim. Şimdi bakacağım. 42'nin içinde kaç tane 2 çarpanı var? 2'ye böldüm. 21. 2'ye bölündü. 10, 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. 1 olduğu için daha artık bölünmüyor. Bölümleri toplayacak olursam 21, 31, 36, 38, 39. Yani 39 tane ne var? 2 var. Kaç tane 3 var? 42'yi 3'e böleceğim bu sefer. 14, 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 1. 14, 18, 19. 19 tane de ne varmış arkadaşlar? 2 varmış. Tamam. 19 tane de 2 varmış. Buna göre K'nın alabileceği değerler toplamı diyor ya arkadaşlar. Şimdi burada bizim kaç tane 2'miz vardı? Kaç tane 2'miz vardı? Bak şu 3 pardon.
39 tane değil mi? O zaman K burada tam sayı olacak. Pozitif tam sayı olacak. Burada bize söylüyordu arkadaşlar. O zaman ne olabilir? En fazla 2'ye bölünmesi için 39 değil de bir küçüğü 38 olacak. Yani 2K buradan 38 olabilir en fazla. K değerimiz de en fazla ne olabilir arkadaşlar? 19 olabilir. Ha, burada K en fazla 19. He? Yoksa illa 19 olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Yani burada pozitif dediği için en az 1, 2, 3, 4, nokta nokta en fazla 19 olabilir. Bunun toplamı da 19 çarpı 20 bölü 2'den bakın ne gelecek? 190 gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 7. soruya. Bakın yine şöyle bir işlem tanımlanmış. İçerideki sayı neyse bir eksiğini al, faktöriyel olarak yaz ve 100'e böl demiş. İçerideki sayı 42 olduğuna göre 1 eksiği 41 faktöriyel. Bir de ne yaptık? 100'e böldük arkadaşlar. Sondan kaç basamağı sıfırdır diyor ya. Sondan kaç basamağı sıfırdır diyorsa bu sayının bir kere onun kuvvetleri şeklinde yazması lazım. Onun kuvvetleri şeklinde yazılabilmesi için benim 2 ve 5 çarpanına ihtiyacım var. Burada büyük çarpan 5 olduğu için 41 faktöriyelin içinde kaç tane 5 çarpanı var diye bakmam lazım arkadaşlar. 41'i. Peki niye böyle yapıyoruz diye aklınıza gelirse şöyle arkadaşlar. Mesela benim 4 tane 2'm olsun. 3 tane de ne olsun? 5 olsun. Benim şimdi onu elde edebilmem için bakın 2 ile 5 çarptım 10. 2 ile 5 çarparım 10. 2 ile 5 çarparım 10. Ama burada başka 5'im kalmadığı için arkadaşlar ne oluyor? Onu elde edemiyorum. Yani burada büyük çarpanımız kadar aslında benim 5'e ihtiyacım var. Yani o kadar ihtiyacım var. Zaten 2'lerden çok daha fazlası var arkadaşlar 5'lerden. O yüzden problem olmuyor. O zaman 41'in içinde 41 faktöriyelin içinde kaç tane 5 çarpanı var onu bulalım. 8 kere 5'e böldüm 1. Değil mi? Bir daha 5'e bölmediği için burada kaldık. Yani 9 tane 5 çarpanı var arkadaşlar. 9 tane 5 çarpanı demek ne demek? 5 üzeri 9 çarpı bir sürü sayı var demek yanında. Şimdi bu paydada da arkadaşlar bunu da 5'in karesi çarpı 2'nin karesi şeklinde yazarım ben. Değil mi? Sondan kaç basamağı sıfırdır diyor ya. Onun kuvvetleri şeklinde yazacaktım ben. Bakın bunlar sadeleştiği zaman ne olacak? Yukarıda 5 üzeri 7 kalacak. Zaten yukarıda bir sürü 2 çarpanı var değil mi? Onlar da bu sadeleşecek. Hatta kaç tane olduğunu da bulalım. 41 faktöriyelin içinde kaç tane 2 çarpanı var? Böldüm 20, böldüm 10, böldüm 5, böldüm 2, böldüm 2. Burası 1. 20, 30, 35, 37, 38. Yani şurada 38 tane 2 varmış arkadaşlar. Bu 2 üzeri 38 demek, değil mi? Evet. Bunları sadeleştirdiğim zaman 2'nin karesiyle 36 kaldı. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 36. Şimdi bunu 5 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 28 mi? 29 değil mi? Şeklinde yazarım. Bakın şurada şurası 10 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 29. Tabi başka sayılar da var. Ha? 3 çarpanı var, 7 çarpanı falan var. Onları yazmıyorum yani. Önemli olan benim için burası. Burada kaç tane bakın sıfır var? Şunun kuvveti kadar sıfır olmuş oluyor. Mesela 100 dediğim zaman bu 10 üzeri 2 ya. Ben 100'de 2 tane sıfır olduğunu biliyorum değil mi? Ama bakın burada pratik olarak bulmak için ne yapıyorum? Onun kuvvetinde 2 olduğu için o yüzden 2 tane sıfır var diyorum. Burada da onun kuvvetinde 7 olduğu için 7 tane sıfır var diyorum. Doğru cevabımız bakın E şıkkı. Tamam. Geldik 8'e. Yine bir işlem tanımlamış arkadaşlar. Bu şöyle çatı şeklinde ise ters V şeklinde ise buradaki sayının 3 fazlasını al faktöriyel olarak ekle. Alt tarafta ise arkadaşlar 2 ekle demiş. Faktöriyel olarak yaz demiş. O zaman ne yapacağım ben buna? 3 ekleyeceğim. Ve faktöriyel şeklinde yazacağım. Eksi. Buna da ne yapacağım? 2 ekleyeceğim. Faktöriyel şeklinde yazacağım. İşleminin sonucu son 4 basamadaki rakamlarını toplama nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu 43 faktöriyelin içinde kaç tane 5 çarpanı var diye bakalım. 8, 5, 1, 9. 9 tane 5 çarpanı var. Değil mi? Haliyle şimdi bir sürü 2 çarpanı var ya yani 9 tane 5 çarpanı var. Zaten 9'dan fazla 2 çarpanı vardır. O zaman son sayısı ne olacak hep? 0, 0, 0 olarak bitecek. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 9 tane yazıyorum. Bakın iyi anlaşılsın diye. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane 0 var. Bu 5 faktöriyel de 120 değil mi? 120. Ben bunu çıkardığım zaman arkadaşlar ne olacak? Bakın 0, 10'dan 2 çıkarsa bakın 8, 9'dan 1 çıkarsa 8, burası 9. Bize son 4 basamağını soruyordu ya. Son 4 basamağı da bu mu? Evet. Bunların toplamını soruyor. 8, 8, 16, 9 daha 25 olmuş oluyor. Doğru cevabımız bakın 5 şık.
Geldik 9. soruya. Faktöriyel kavramı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. 67 faktöriyel eksi 1 sayısının ardışık olarak sondan 15 basamağı 9'dur diyor. Bakın burası eksi 1 olmamış olsa 67 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0'dır diye de sorulabilir. Bakın burada eksi 1 dediği zaman kaç tane 0 varsa o kadar da 9 olmuş olacak. Değil mi? Evet. Ne demek istiyorum? Atıyorum bakın şu 67 faktöriyelin içinde kaç tane 0 var bir bulalım. 5 çarpanlarına bakıyordum hatırlarsanız. Çünkü onun kuvvetleri olarak yazılması gerekiyor ya sondan kaç basamağı 0 olduğunu bulmak için. Bunun asal çarpan 10 asal olmadığı için asal çarpanlarına baktım. Büyük olan 5 olduğu için 5'e bölüyorum. Kaç kere? 13 defa var. 5'e böldüm 2. Başka bölünmez. 15. Değil mi? 15 tane neymiş arkadaşlar? 0 varmış demek ki. 15 tane 0 varmış. Şimdi ben tabii 15 tane yapmayayım da örnek olarak 3 tane 0 olmuş olsa ben bundan 1 çıkarsam 3 tane de bakın 9 geliyor değil mi? Daha önde sayılar falan var tabii. Yani kaç tane 0 varsa o kadar da 9 gelmiş oluyor. Ha, o şekilde de sorulabilir. O yüzden aklınızın bir köşesinde kalsın diye anlattım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada 15 tane 0 olduğu için 1 çıkardığımdan dolayı 15 tane de 9 olmuş olacak. O yüzden birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. 72 faktöriyel eksi 52 faktöriyel sayısının ardışık olarak sondan 16 basamağı 0'dır diyor. Şimdi 72 kaç tane 0 var bakalım. 72 içinde bakın 5'e böldüğüm zaman neden 5'e böldüğümü anladınız yani. Şuradaki muhabbetle aynı. 14, 5'e böldüm 2, başka bölünmez. Burada 16. Yani 16 tane 0 var. Şöyle 0, 16 tane. Şuraya yazalım. Şimdi 52 faktöriyele bakalım. 52'yi 5'e böldüm. Ne olacak? 9 mu? 10, 10 tane. 5'e böldüm. 2. Değil mi? 12 tane. Burada da arkadaşlar ne olacak? 12 tane 0 olmuş olacak. Ben şimdi bunları çıkardığım zaman 0, 0, 0. Bu en son şurası. Şuralar 0 olsun. Şurada 12 tane 0 olmuş olacak. Artık bundan sonraki bakın şu sayıda. Şu alttaki sayıda. Sıfırlar bitti ya artık. Burada atıyorum başka bir şey olacak. 3 olsun veya 5 olsun. Önemli değil. Buradaki sayılar da devam edecek. Artık bu 10'dan 3 çıkarsa burada 7 olmuş olacak. Burada artık başka sayılar olmaya başlayacak, değil mi? Sondan kaç basamağı 0 olmuş olacak? Bakın 12 olmuş olacak. Buna hangisi karar verdi aslında? Küçük olan karar verdi. Anlaşıldı mı? Burada ne demiş peki? 16 tane demiş. Halbuki 12 tane olması lazımdı. İkinci öncülümüz yanlış. 3'e bakalım. 73 faktöriyel artı 74 faktöriyel. Bunu 73 ortak parantezine alacak olursak 74 çarpı 73 faktöriyel. Buradan 74 bir de buradan 75 tane 73 faktöriyel var. Neyi soruyor? Ardışık olarak sondan 18 basamağı 0'dır. O zaman arkadaşlar yine biz ne yapalım? 73'ün içinde kaç tane 5 çarpanı var? Ona bakalım. 14 böldüm 2. 16 tane burada. Değil mi? 16 tane burada arkadaşlar. 5 çarpanı var. 2 tane de burada var. Niye? Çünkü bu 5'in karesi çarpı 3 olarak yazılır. Burada 16 tane 5 çarpanı var ya. 2 tane de burada var. 18 tane 5 çarpanı var. Şimdi 18 tane 5 çarpanı var da aklınıza şöyle soru da gelebilir yani. Hocam tamam 18 tane 5 çarpanı var. 18 tane 2 var mı bakalım diyebilirsiniz. O zaman şuna kabaca bir bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki soru işareti kalmasın. 2'ye bölünce zaten bakın şöyle bölünce 36 olmuş oluyor zaten. Gördük mü? Daha da bölme işlemi devam ediyor da ben ettirmiyorum. Yani ben de 18 tane 2 olması, 18 tane 5 olması sonunun 0 olmasına yeterli oluyor. Burada kaç tane demiş arkadaşlar? 18 demiş. Demek ki 3. öncülümüz de doğru. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 10'a. İfadesini alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Faktöriyelin özelliği gereği içerisinin 0 veya 0'dan büyük olması lazım. Bu da aynı şekilde 8 eksi 2n 0 veya 0'dan büyük olması lazım. Bu şekilde tanımlı. N buradan 3'ten büyük olacak. 8 büyük eşittir 2n. N küçük eşittir 4 olmuş olacak. O zaman n 3'ten büyük olmuş olacak ve 4'ten küçük olmuş olacak. N burada ne olabilir? N burada 3 olabilir veya n eşittir 4 olabilir. N 3 olursa burada 3 eksi 3'ten 0 faktöriyel artı 3 kere 2 6 8 eksi 6'dan 2 faktöriyel. Buradan da ne gelecek? 2 artı 1'den 3 gelmiş olacak. N bu n eşittir 3 için.
N eşittir 4 için de 4 eksi 3'ten 1 faktöriyel artı 4, burası 0 faktöriyel yapmış oluyor. Değil mi? 1 artı 1'den de 2 gelmiş oluyor. Bunların toplamını soruyor. 3 artı 2'den de 5 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 11'e. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel. Bakın bu toplam ile ilgili olarak diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. Birler basamağı 3'tür diyor. Şimdi arkadaşlar 5 faktöriyelden sonraki, bakın 5 faktöriyel nedir? 120. 6 faktöriyel nedir? 720. Bundan sonraki bütün faktöriyellerin sonları hep 0 olduğu için ben birler basamağının 0 olduğunu biliyorum. Yani benim için önemli olan 4 faktöriyel, 5 faktöriyelden öncesi. Bunun bu 24, bu 6, bu 2, bu da 1. Ben bunları topladığım zaman bakın 24 ile 6'yı toplarım. Zaten 30. Birler basamağı 0 olmuş oluyor. 2 ile 1'i toplarım. 3. Zaten 5 faktöriyelden sonrakilerin hepsi 0 olacağı için değil mi arkadaşlar? En sonda bakın sıfırlarla 3'ü topladığım zaman birler basamağı 3 olmuş olacak. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. 6 ile bölümünden kalan 2'dir diyor. Şimdi arkadaşlar 5 faktöriyel şöyle yazalım biraz da daha net görürsün. 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel 5 faktöriyel 6 faktöriyel artı efendim en son kaçta gidiyor? 2021. 2021 faktöriyel. 5 faktöriyel kaçtı? 5 faktöriyel 120 idi değil mi? 6'ya bölünür mü? Bölünür. 5 faktöriyel bölünürse 6 faktöriyel zaten bölünür. Niye? Bu zaten bu 6 çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel bölünüyorsa zaten 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Bundan sonrakilerin hepsi aslında bölünür. 6 ile bölünür. Tamam. 4 faktöriyel 24'tür. O adı 6'ya bölünür. Kalan 0 olur. 3 faktöriyel zaten 6. 6'ya tam bölünür. 2 faktöriyel 2. 1 faktöriyel de 1. Ben bunları topladığım zaman 1 artı 2'den 3 gelecek. Ama burada kalan 2 demiş. Yanlış. 3. öncüde bakalım. 5 ile bölümünden kalan 4'tür diyor arkadaşlar. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 4'tür diyor. 5 faktöriyel ve sonrasında zaten hepsi 5'in katı değil mi? Bunların hepsi 5'in katı zaten. O zaman 4 faktöriyel bakın bu 24'tü. 3 faktöriyel 6. Şunları da sileyim. 24 ile 6'yı toplarsam 0. Bu da 5'in katı. 2 faktöriyel 2. 1 faktöriyel 1. 1 artı 2'den ne arkadaşlar? 3 olması lazım. 5 ile bölümünden kalan 3 olması lazım. Burada 4 demiş. O zaman bu da yanlış. Sadece birinci öncülümüz doğru olduğundan dolayı cevabımız A şıkkı. Tamam. Gelelim 12. soruya. Bakın A'yı vermiş, B'yi vermiş, C'yi vermiş. Buna göre A, B, C'nin sıralaması hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Bakın burada en küçük faktöriyel 5 faktöriyel olduğundan dolayı hepsini 5 faktöriyel cinsinden yazalım. A eşittir 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 6 çarpı 5 faktöriyel. Burada 5 faktöriyel parantezine alırsam ne olacak? 42 eksi 6'dan 36 gelmiş olacak. Tamam. B'yi bulalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Bu da ne olacak arkadaşlar? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel parantezinde 8 eksi 1'den 7 gelecek. Bu 7 ile de şu 7 gelecek yani 7 ile de 7'yi çarparsam burada ne gelecek? 49 gelecek. 49 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel oldu. Tamam. C'ye bakalım. Burada 5 faktöriyel var zaten. 6 çarpı bunu da 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazacak olursam bu da eşittir ne olacak? 5 faktöriyel ortak parantezinde 6 kere 6 36 bir de buradan gelecek 37 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar burada 5 faktöriyeller hepsinde var olduğu için bunları bir görmezden gelelim. Şunları. Geriye ne kalıyor? 36. Bakın 49 çarpı 6. Bu da 37. Değil mi? Ya en büyük zaten B olduğu aşikar. En büyük B olacak. Peki en küçük hangisi olacak? Bakın en küçük zaten 36. 36 olduğundan dolayı A oluyor. Şöyle şuraya yazalım. A. Ortanca da zaten ne kalıyor arkadaşlar? C kalmış oluyor. Bakın buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 13'e. X eksi 1 ile Y artı 2 aralarında asal doğal sayılardır diyor. Ne demek aralarında asal olması demek? Birbiriyle sadeleşmemesi gerekiyor arkadaşlar. Sadeleşirse olmaz. Mesela bu 14 olsa, bu 16 olmuş olsa bu aralarında asal olur mu? Olmaz. Niye? 2 ile bölünüyor. Bölünememesi lazım. Ama sadeleştirdiğim zaman 7 ile ne kaldı? 8 kaldı. Artık sadeleşmediğinden dolayı 7 ile 8 aralarında asal diyoruz. Şimdi burada x eksi 1 ile y artı 2 aralarında asal ya. Ama bu 16 ile 20 sadeleşiyor. O zaman sadeleşene kadar bölelim. 4'e bölersen 4, 4'e bölersen 5 olmuş olacak. O zaman x eksi 1 buradan ne olacak? Bu 5'e eşit olmuş olacak. X buradan 6 olacak. Y artı 2 de 4'e eşit olmuş olacak. Y de buradan 2 olmuş olacak.
X ile Y'nin toplamı 6 artı 2'den de 8 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 14'e ve herhalde son soru. Evet. A ve B aralarında asal doğal sayılardır diyor. Tamam. Bakın bu şekilde tanımlamış. Bunu da üçgeni de bu şekilde tanımlamış. Tamam. Bakın bunu ben ne yapayım? Bunlar aralarında asal olacak ya. Şunları bir sadeleştirelim arkadaşlar. 5'e 7 gelmiş olacak. Bunu bakın 5A eksi B olarak tanımlamıştı. Bölü. Bakın bunu da A artı B olarak tanımlamıştı. Bu da 5 bölü 7'ye eşittir. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam, hatta gerek de yok değil mi arkadaşlar? Bunlar artık daha sadeleşemiyor ya. 5A eksi B 5'e eşit. A artı B de 7'ye eşittir. 5A eksi B eşittir 7. A artı B de buradan şurası 5. Burası 7 olacak. Tarafı tarafa toplarsam B'ler gidecek. 6A eşittir 12. A da buradan 2 gelmiş olacak. A 2 ise B'de 5 olması lazım. Değil mi? B'de 5 olması lazım. A çarpı B ifadesi de 2 kere 5'ten 10 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.